O adam gece saatlerinde de bu pencerenin önüne gelmiş ve dakikalarca beklemişti. Sabah tekrar gelip eliyle güneşliği açmaya çalışınca saniye görgülünün çığlıklarıyla arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Bunu böyle duydum. Rüzgar yaptı sandım. Çünkü arada yapıyor böyle. Daha sonra önemsemedim derken bir baktım şöyle eli uzana, şu eli gördüm şöyle bir baktım kafamı kaldırınca yüz yüze geldik. Yüz yüze gelince zaten benim bağırmamla o direktman kaçtı. Buradan şu demirden uzatıp bunu çekiyordu. Şunu sadece, bakın şunu çekiyordu. O adam fark edildiğini anlayınca hız kesmeden bu tarafa doğru kaçmaya başlamıştı. Ancak dakikalar sonra diğer sokağın başında sakince yürürken görüldü. 10 yaş. Ezana kalktım, daha sonra uyumadım. İşe göndereceğim eşimi diye. Bu koltukta uzanıyordum. O gün de bir çok fazla bir nem oranı vardı. Camım açık. Rüzgar yaptı, sinekliğimi açtı sandım. Elimde telefon haberleri falan okurken kafama bir kaldırmamla bir el görüp yüz yüze gelip perdemi açtığımı görünce bağırdım. Daha sonra eşim yataktan koştu geldi. Baktık kaçtığı için hemen kameraları açtım ve kameralarda birebir olayı gördüm. Daha sonra mahalledeki komşum gece de aynı kişiyi gördüğünü belli ederek bu sefer gece kayıtlarına gittim, baktım ve evet aynı ayakkabısı falan hepsi. Kişiyi tanımıyorum hiçbir şekilde. Nedir ne değildir bilmiyorum. Olayı yaşadığımız sabahı emniyete giderken arabayla 200 metre ötede gördüm. Eşim onu kovalarken, onu kovaladık yakalabilmek amacıyla. Yakalasaydık polise teslim edecektik. Tabii o gene kaçtı. Ürkütücüydü. Gerçekten çok korktum. İlk defa bu gece uyurken ilk defa camımızı kapattık. Bir tedirginiz ister istemez. Çünkü bilmiyoruz. Buralarda gördüğümüz ilk bir olay bu. Elini görüp camı açtığında bağırırken sesim titredi. Konuşurken hala o anı yaşıyormuş gibi gene titriyor sesim. Elinde telefonla biriyle konuşuyormuş süsü veriyor kendine. Telefonla, yani telefonu bir araç olarak kullanıyor. Elinde telefon konuşuyormuş gibi yapıyor. Ama kamerası açık mı değil mi bilmiyorum. Sabah işçi saati, insanların yürüyüş normal yürürken rahat yürüyordu. Yani işe yetişeceğim bir telaşı kaygısı yoktu. Normal rahat yürüyen biriydi. Hepimiz saat 1.055'te, çift 055'te ayaktayız. Hiçbirimiz uyumadık. Çok sıcaktı. Hani telefonla konuştuğunu anlasak şurada sesi anlarız. Gerçeği de sabah boyutunda görünce bağırışını zaten yani mahalle falan ne oluyor diye bir şaşırdı. Daha önceki kayıtlara bakma şansım olmadı. O da daha yeni aklıma geldi. Daha önceki kayıtlara bakayım hani var mı yok mu diye. Eski karakolumuzun yerine bir karakol rica ediyorum. Çünkü gerçekten eski karakolumuz gittiğinden beri güvensizlik daha çok. Bu bölgede güvensizlik daha çok arttı. Hırsızlık için olduğunu düşünmüyorum. Bu hırsız, yani şu demirlikten nasıl içeri girip de hırsızlık yapabileceksiniz? Bu hırsızlık değil, tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu. Kendi çocuğum da var tabii ki de. Tedirgin miyim? Tedirginim. İnsanların, hani böyle insanlar yüzüne insanların başı derde giriyor. Emniyetimize gittim zaten şikayette bulunmak için. Görüntüleri de verdim. Yüz taramayla falan bakacaklarını, onun için işlem başlattıklarını zaten söylediler.